2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü olarak kabul edilmiştir. Sulak alan tarifini yaparsak doğal veya yapay, devamlı veya geçici, durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu sular, bataklıklar ve sazlıklar sulak alanlardır. Seyfe Gölü Kuş Cenneti de bu sulak alanlar içerisine giriyor. Sulak alanların nedir bize faydası? Bölgenin su rejiminin dengelenmesine katkı sağlıyor. Nem oranını yükselterek başta yağış ve sıcaklık olmak üzere iklime olumlu etki yapıyor. Zengin bitki ve hayvan türleriyle yeryüzünün en önemli genetik rezervuarları oluyor. Yani bu ne anlama geliyor? Orada o civarda yaşayan çiftçiler için büyük bir umut oluyor. Geçmişte daha önce o yörede kuraklık ve susuzluk, kuraklık ve don olayı gözünmüyordu. Niye? Oradaki su oranından dolayı çiğ yetiyordu. Oradaki su oranından dolayı sıcaklıklar eksiye düşmüyordu. Bir artı sağlıyordu. Türkiye'de yaklaşık 500 adet sulak alan var. Bunlardan 135 tanesi uluslararası öneme sahip. 13 tanesi de Ramsar Sözleşmesi kriterlerine uymakta. Seyfe Gölü Kuş Cenneti bu 13 sulak alanın içerisine girmekle birlikte birinci derece doğal sit alanı, tabiatı koruma alanı ve Ramsar Sözleşmesi ile 3 adet koruma sınıfına sahip olan bir yerimiz. Bu da Türkiye'de ilk 4'te bir sulak olan olmasını sağlıyor. Yani Seyfe Gölü Kuş Cenneti'miz bu kadar önemli bir yer. Maalesef bu kadar önemli bir yerin korunmasını ve tanıtılmasını yeterli düzeyde yapamıyoruz. Ama çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Valimiz ve milletvekillerimizin katkılarıyla inşallah arzuladığımız noktaya gelmek isteriz diyoruz. Bir de şu an Seyfe Gölü'nün daha güzel hale gelmesi için neler yapabilir? Onunla işte birkaç başlıktan bahsedeyim. Bir yöre halkının mutluluğu ve çalışmalar katkısını sağlamalıyız. Nasıl mutlu ederiz insanlarımızı? Orada şu an uygulamakta olan bir çatak projemiz var. Bu devam ettirilmeli. Ayrıca genel bir uygulama yapılıyor. Göl kıyısına yakın yerlerdeki çatak projesi fazla rağbet görmüyor. Belli sınıflara ayırırsak, daha çok su kullanılan yerdeki bu desteğimizi artırırsak, susuz tarıma yönelik daha çok ekim yapacağını umuyorum. Ayrıca tam bu ekimi yapmışken, hayvancılık ve arıcılığı teşvik ederek hem yöre halkına hem kırşehirimize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ayrıca bölge ekoturizmine kazandırılmalı. Sadece bu yerel anlamında değil, yöresel simge oluşturacak ürünler hazırlamalıyız. Şu an ben şöyle bir çalışma yapmayı tasarlıyorum. Biliyorsunuz kırşehir dediğimizden Onyx akla geliyor. Onyx de Seyfe Gölü'nün amblemi olan flamingo kuşunun simgesini birleştirerek insanlar geldiği zaman işte kırşehirden ne götürülür, kırşehirden ne alınır sorusuna bir cevap olacağını düşünüyorum. İkincisi göldeki ideal su seviyesi korunmalı. Tabi bunu yapmak için de oradaki alınan su miktarını azaltmamız gerekiyor. Bilhassa Seyfe Havzası'nda alınan içme suları için alternatif yerler bulunmalı. Orada birdenbire kapatılması doğru değil çünkü insanlarımız yaşıyor. Hatta bu mesafe uzak, belki işletme masrafları daha yüksek. Eskimiş bir boru sistemi var, onlar yenilenebilir. Yani bu Seyfe'ye bir önemli katkı sağlayacaktır. Ayrıca eski Doğanlı civarındaki ve Malya Devlet Üretme Çiftliği'ndeki derin kuyu pompalarımız var. Burada tabii tamam bunları kapatalım demiyoruz, diyemeyiz de ama orada insanlara damlama sistemi ne geçirirsek daha az su harcanarak aynı verimi alabilme şansımız var. Sulama amaçlı ruhsatlı derin kuyu pompalarımız var. Bunlar da ruhsat aldıkları miktardan daha fazlasını harcayabiliyorlar. Ama bir yandaki diğer bir çiftçiye biz yasak koymuşuz. Onlar sulamaya devam ediyor. Bu da ne yapıyor? Adaletsizlik doğuruyor. İstiyorum ki o ne kadarlık bir hak varsa onu kullansın. Gerekirse öbür çiftçilerimize o kuyudan faydalansın. Yani bir adalet sağlansın istiyorum. Havzadaki su seviyesi ölçülerek ruhsat verdiğimiz kuyulardaki su miktarı belirlenmeli. Bir de göle su akışı sağlayan kanallarımız var. Bunun önleri toprak yığınıyla, kurumuş bitki artıkları gibi engellerle kapalı. Onların temizlenmesini arzu ediyoruz. Tabii bunlar gölün ideal hale gelmesi. Bununla birlikte gölümüzün tanıtılması gerekiyor. Bunun için diyoruz ki Seyfe Gölü Kuş Cenneti tercih edilir ve bilinir hale getirilmeli. Bunun için de yerel halkın katkıları yapılmış ziyaretçi merkezimiz var. Şu an bayağı bir olumlu tepki alıyoruz o konuda. Gelen misafirlerimiz orada rahat edebiliyor ama küçük bir alan. İstiyorum ki bu alanı genişleterek bazı toplantıları da orada yapalım. İkincisi burada zaman zaman orada araştırma yapmaya gelen bilim adamları geliyor. Onların konaklayacağı, acil ihtiyaçlarına gidecek bir yerimiz yok. Onun yapılmasını arzu ediyorum. Ayrıca ana yollara tanıtım totemleri ve yön levhaları konulmalı. Şu an insanlar Seyfe'ye gidecekler, o yolu bilemiyorlar veya öyle bir dikkat çekecek bir unsurumuz yok. Doğal bir kuş gözlem yeri olan Hüye seyir sırası yaptığımız zaman
İnsanlar oraya çıktığı zaman hem gölü ve kuş uzaktan her tarafını görebilsinler. Artı kuşları rahatsız etmeden oraya uygun konacak dürbünlerle kuşlar ayaklarına kadar gelsin. Hatta daha ileri bir düşüncem var. Çoğu yerde yerel görüntüler alarak o da merkezden izlenebiliyor. Bunun yapılması gibi arzularım var. Bir de Hüye'ye giden yol çok bozuk. Onun onarılmasını arz ediyoruz. Tur operatörleri çevreye tanıtım gezisi düzenleyerek Kırşehir'in ve yörenin tanıtılmasını sağlayabiliriz. İşte bölgede araştırma inceleme yapan bilim adamlarını ihtiyaçlarını söylemiştik. Ayrıca Seyfi Göleti civarında bir oturma ve piknik yeri yapılmasını arz ediyoruz. Çünkü bizim orada iki türlü avantajımız var. Hem tatlı suyumuz var hem tuzlu suyumuz var. Tatlı suda şu an olta balıkçılığı yapılabiliyor. 3 yıl önce 15 bin yavru balık bırakmıştık. Şu an ondan semerelerini görüyoruz. Yani her şeyiyle insanların geldiği zaman rahat edeceği bir ortam. Bunların tanıtımını yaparsak, orayı biraz daha güzelleştirirsek iyi şeyler olacağını diyorum.